Ben de burada olduğum için ve buraya davet ettiğim için teşekkür ediyorum. Milliyet Gazetesi'nde 4 yıldır iyilik sağlık köşesini hazırlıyorum. Ben de aslında bir eczacıyım, aslında doktor İbrahim Bey'den sonra yine sağlıkçı oldum, sağlık haberleri yapan bir insan olarak karşınızdayım. Menkul Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak 3 yıldır çalışıyorum. Bugünkü sunumda birazcık medyada sağlık neden önemli, sağlık haberciliği ve ama daha çok bunu kendi yaptığım üzerinden, yani gazetede sağlık haberciliği, internette ve dergide örnekleriyle anlatmayı tercih ediyorum. Medyada sağlık neden önemli sorusunun bence en büyük cevabı halkın sağlık konularında bilgilenmesi açısından medyada sağlık çok önemli. Çünkü esasen bu hasta hakkı. Bildirgelerde de bu çok net bir şekilde yazılmış. Lisbon bildirgesinde hasta yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra tedaviyi kabul ya da reddetme hakkına sahip oluyor. Amsterdam bildirgesinin ikinci maddesi tamamen bilgilenmeyle alakalı ve diyor ki hastalar tam olarak bilgilenme hakkına sahiptir. Bu sadece bunlarda değil, aslında hasta hakkı olarak hastanın bilgilendirilmesi pek çok bildirgede ve yönetmelikte de yer alıyor. Bu kapsamda sağlık haberciliğine baktığımızda insan davranışlarının değiştirilmesi, geliştirilmesi ve bu davranışlara bağlı çevresel faktörlerin direkt veya endirekt olarak sağlığı etkilemesi, kişilerin zarardan korunması şeklinde tanımlanıyor. Peki biz bunu yapıyor muyuz? Evet, yapıyoruz. İnsanların bir sağlık davranış, mevcut davranışlarını değiştirmesini veya geliştirmesini istiyoruz. Bunun çıktısı olarak da sağlıklarının daha iyi gitmesini veya sağlıkları konusunda riskli davranışlardan korunmalarını istiyoruz. Mesela burada yaptığım haberlerden bir tanesi var. Bu tam sayfa bir haber. Uzmanlar tehlikenin altını çiziyor diyor. Çağımızın uyuşturucusu şeker mi? Devam ediyor. Şeker yeni çağın şeytani zehiri. Çocuklarımızın uyuşturucuya benzer maddeden uzak tutalım. Meyveler kötü şekerler değildir. Bal kötü bir şeker değildir diyor. Aslında burada pek çok mesaj var. Burada birinci mesaj, şeker tüketmeyin diyor aslında. İkinci mesaj, esmer şekeri de tüketmeyin. Yani ben esmeri yiyorum, istediğim kadar tüketeyim, nasıl olsa bu sağlıklı demeyelim diyor. Bir başka mesaj, çocuklarınızı da koruyun, sadece kendiniz tüketmemekle kalmayın diyor. Ve doğal şeker kaynaklarına yönelin diyor. Çünkü biz genelde ne yapmaması gerektiğini söylüyoruz ama ne yapması gerektiğini de uzmandan öğrenmemiz gerekiyor ki onu olumlu bir davranışa çevirebilsin kişi. Ve eğer bunlar size yetmediyse bu belgeseli izleyin ki bu şekerin ne kadar kötü bir şey olduğu daha da net bir şekilde bilimsel kanıtlarıyla görünüyor. Bir başka haber, Yeşim Hanım'ın değindiği aşı tartışmalarından hemen sonra yaptığım bir haberdi. Aşı tartışmaları süre geliyordu. Bizde de denildi ki işte bir aşıya konusunda olumlu bir olumsuz görüş bildiren kişiden görüş alalım. Açıkçası ben aşı konusunda olumlu görüş bildiren hocayı dinledikten ve verilerine ikna olduktan sonra hiç olumsuz almadım. Çünkü çok net bir şekilde aslında bunun çocukların gelecekteki sağlıklarıyla ilişkili bir olumlu bir konu olduğunu, eğer bunun aksi yönünde bir algı gelişirse bunun da çocuğun hayatını çok ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini söyledi. Ben de ondan aldığım mesajları habere olduğu gibi yerleştirmeye çalıştım. Aşı olmamanın bedeli ağır diyerek mesela ailelere çok net mesaj veriyor. Diyor ki aşı olmadığında salgınlar yayılacak. Mesela çocuk felci salgınları yayılmaya başladı diyor göçmenlerin gelmesiyle birlikte. Aşılara bağlı ortaya çıkan bir hastalığa dair kanıt yok diyor. Tartışmalar var ama bunu kanıtlayacak nitelikte veriler henüz yok diyor. Ve en son en çarpıcı olan belki bu. Oğluma ben tüm aşılarını gözüm kapalı yaptırdım diyor. Ve tartışmaların aslında kafa karıştırdığını, halk sağlığını tehdit ettiğini vurguluyor. Bu da o haberlerden bir tanesi aslında. Cinsel yolda bulaşan hastalıklar hız kesmeden artıyor bütün dünyada. Ve bu verilere ulaştıktan sonra aslında bu haberin de mesajı çok net bir şekilde ortada. Evet, cinsel yolda birlikte oluyorsunuz ama en azından korunun veya bir şekilde korunmadan birlikte olduysanız mutlaka test yaptırın gibi. Burada iki vurgu var mesela bu haberde. Birincisi grip, diğeri ilaç. Çünkü grip olduğunda kişiler sürekli ilaç kullanıyorlar ama bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanım oranı çok yüksek ne yazık ki ülkemizde. Dolayısıyla burada vurguladığımız şeylerden birincisi antivirallere karşı direnç gelişiyor. Bu önemli çünkü biz genelde antibiyotiklere direnç geliştiğini biliriz. Ama aslında şu an ciddi bir veri var. Mesela bunu özellikle dolayısıyla vurgulamak istiyoruz. Ama antibiyotiklere de yine değiniyoruz çünkü bu artık bizim için toplumsal bir şey oldu değil mi? Sanki kamu spotu gibi oldu antibiyotikler konusu. Ve pastil yüksek oranda şeker içerir diyerek de pastil kullananları uyarıyoruz. Birinci tanımdan daha çok aslında ben bu tanımı da önemsiyorum. Sağlık enformasyonunun basılı ve elektronik ortamda sunulması sağlık haberciliği diye tanımlanmış. Doğru çünkü her zaman da açıkçası sağlık konusunda bir değişim yaratmak ya da
sağlık konusunda kişinin bir davranışını farklılaştırmasını sağlamaya çalışmıyoruz. Bazen sadece bilgi veriyoruz. Burada bir dernek hakkında verdiğimiz bilgi de olduğu gibi. Günümüzde gazetelerde sağlık haberciliğine baktığımızda günümüzde sağlık konuları diğer pek çok konudan daha fazla medyanın ilgisini çekiyor. Bir araştırma diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan gazetelerin ortalama 1/4'inin sağlık konusuna ayırdığını söylüyor toplam haber içeriğini. Aynı şey televizyon kanalları için de geçerli Amerika'da. Peki Türkiye'de durum farklı mı? Hayır değil. Türkiye'de TÜİK araştırması şunu gösteriyor bize. Türkiye'de bireylerin toplumsal konulara ilgisine baktığımızda birinci, ikinci konu sağlık. Yani aslında insanlar ikinci en çok merak ettikleri, okumak istedikleri, öğrenmek istedikleri konunun sağlık olduğu karşımıza çıkıyor. Peki internette sağlık haber, bu nedenle gazetelerde çok yer veriliyor. Peki internette sağlık haberciliği için ne söyleyebiliriz? Bir de bence o zaman interneti anlamamız gerekiyor. Türkiye, Avrupa'nın internette en çok zaman geçiren ülkesi olarak şu anda konumlanmış durumda. Ve internet kullanımı %55.9, yani hem çok fazla insanımız internet kullanıyor hem de çok uzun süre kullanıyor. Ve bu insanların, yine Yeşim Hanım da belirtti kendi sunumunda, çok büyük bir çoğunluğu, %66.3'ü gidecekleri doktoru veya hastaneyi internet üzerinden araştırma yaparak seçiyor. Dolayısıyla bu aslında internetin bir pazar haline gelmesini ve reklam amacıyla kullanılacak olmasını da beraberinde getiriyor. Sadece aklımızda işte ilk 10'da en çok tıklanan siteler olan Milliyet.com.tr, Hürriyet.com.tr gibi haber siteleri gelmesin. Aynı zamanda sosyal medya mecraları da, örneğin Facebook, YouTube, buralar da artık sağlık haberleri için kullanılıyor. Pek çoğunuz karşılaşmışsınızdır. Pek çok doktorun artık sosyal medya hesapları var. Eczanelerin var, sağlık kuruluşlarının var, ilaç firmalarının bile var. Ve buradan mesaj yolluyorlar. Neden? Çünkü artık hepimizin süper telefonları var. Akıllı telefonlar diye geçen bu süper telefonlarla biz istediğimiz her an, istediğimiz her bilgiye ulaşabiliyoruz. Peki burası neden daha cazip gazeteden veya televizyondan? Çünkü daha önce insanlar pasif konumdayken, sadece belirlenen bir haberi alıyorlarken artık o haber üzerine yorumlarını ekleyebiliyorlar, fikirlerini ekleyebiliyorlar. İnternette bir doktor iyilenmişse altına hayır iyi değil, ben gittim şöyle kötü bir deneyim yaşadım diyebiliyor. Yani aslında katılımcı olabiliyor ve fikirlerini beyan edebiliyor. Bu nedenle buna yeni medya deniyor ama bir yandan da kontrolsüz. Çünkü çok büyük bir güç. Bakın 50 milyon kullanıcıya ulaşmaları radyo için 38 yılı almış, televizyon için 13 yılı, internet için 4 yılı, Facebook için ise 2 yılı. Şu an çok ciddi şekilde, yani milyarlarca insan bu mecraları kullanıyor. Tabii internetin dili biraz daha farklı. Bu benim yaptığım bir haber. Milliyet.com.tr'de manşet olduğunda biz böyle görmemiştik bunu gazetede. İşte bir sanatçının kanserle mücadelesinin olumlu yansıması olarak görmüştük. Ama burada mesela doktor ünlü sanatçı 6 ay yaşarsın dedi. Şimdi 7. yılında. Yani daha çok buradaki mantık tık üzerine kurulmuş. Daha çok tıklatacak başlıklar, daha çok tıklatacak şekilde sunumlar gelir. Ana gazetede ise yine ekilerden daha farklıdır. Daha çok sağlık politikaları, sağlık ekonomisi, daha çok sağlığın aslında boyutuyla ilgili haberler yer alır. Benim uzun süredir içinde yer aldığım ekler kısmında ise biz birazcık daha normal hayatın, diyelim akış içinde olan hayatın o normal akışına uygun haberler yapmaya çalışıyoruz. Daha politik tarafıyla ilgili olmayan, mesela bahar geldi, yorgunum. Nedir bu bahar yorgunluğu? Tabii ki bu haberleri yaparken hem bir akademisyen hem bir eczacı olarak şunu düşünmüyor değilim. Normal insani deneyimleri acaba tıbbileştiriyor muyuz? Yani acaba şiddetlerini arttırarak onları hastalık rolüne mi dönüştürüyoruz? Bunun üzerine okumaya, düşünmeye devam ediyorum. Belki bir başka toplantıda bunu da tartışabiliriz. Tabii her zaman böyle değil. Bazen olumlu insan hikayelerine yer veriyoruz ve bunlar insanları gerçekten olumlu etkiliyor. Yine güncel ve gündemi takip ederek popüler kültür konularına yer vermeye çalışıyoruz. Ama bazen de halk sağlığını tehdit eden noktalara da değiniyoruz. Mesela bu haberde olduğu gibi bu sırf buna değindiğimiz için Türk Eczacılar Birliği'nin ödülünü getiren bir haber olmuştu benim için. Burada da en önemli şey, yine tekrar olarak Yeşim Hanım'ın değindiği şey, benim için bir haberi yaparken o kimle konuştuğum çok önemli. Bakın bitki haberlerini inceleyip, bitki haberlerinde pek çok kişi gidiyor aktarlarla konuşur. Babaannesinden formülleri öğrendiğini söyleyen, kozmetik formüllerini öğrendiğini söyleyen bir hanımefendiyle konuşur vesaire. Ben bunları gerçekten haber değeri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sonuçta bilimsel bir değeri yok. Burada mesela benim konuşmayı tercih edeceğim yegane insanlar kim olur? Bitkisel tedavide olan fitoterapi alanında
bilim dalında profesör olan, bu alanda yayınlar olan kişi de olur. Veya güzellik haberlerinde yine bu konu çok atlanır. Uzman kişiye sormak, güzellik haberleri için sorulabilecek, konuşulabilecek uzmanlar ya dermatologlardır ya da kozmetoloji alanında, bilim dalında görev yapan hocalardır. Günlük eklerde birazcık daha farklıdır. Günlük eklerde popüler kültüre iyice kayılı ve magazinsel unsurlar birazcık sağlık haberlerine eklenmeye çalışılır. Yine bu da benim yaptığım bir haberdi. Burada aslında çiftlerin arasındaki ilişkiyi anlatırken daha olayı magazinleştiriyor. Sevişilecek bir Madonna, sevilecek bir Kutsal Meryem arıyor şeklinde bir başlıkla. Yine haberlerde aykırı ses olmak okutuyor ve dolayısıyla bizim tarafımızdan tercih ediliyor. Mesela çok seks hastalık değil dediğinizde veya cinsel enerji ve arzuları frenlemeye gerek yok dediğinizde o haber okunuyor. Ama tabii ki burada şunu yapmaya çalışmıyoruz hiçbir zaman ve bu konuda dikkatli oluyoruz. Aykırı diye sırf yer vermiyoruz. İşte herkes A derken B dedi diye yer vermiyoruz. Bunu kimin dediğine, gerçekten dediği şeyin bilimsel araştırmalarla desteklenip desteklenmediğine mutlaka bakıyoruz. Dergilerde ise birazcık daha farklı oluyor. Dergilerde de o derginin hitap ettiği kitlenin aslında ilgi alanlarına yönelik sağlık haberleri oluyor. Mesela bu benim yazdığım dergilerden bir tanesi. Golf oynayan bir kesimin, kesime hitap eden, işte daha kenar country civarında yaşayan elitlere de hitap eden bir dergide de golf oynamanın sağlıkla ilişkisini irdelediğimiz bir haber çalışması. Özetleyecek olursak sağlık haberciliğinde diğer haberlerde de aslında olduğu gibi içerik üretmek çok önemli, tekrara düşmemek çok önemli. Bunun için günceli ve gündemi takip etmemiz gerekiyor. Haber değeri olan şeylere yer verebiliyoruz. Çünkü sonuçta bizlerin de bağlı olduğu kişiler var. Onlar da haber değeri olan şeyler bekliyor. Yani herkese her gün işte sağlıklı beslenin, yürüyün, peki şunu da yapın denildiğinde bunun artık bir haber değeri ne yazık ki olmuyor. Sağlık haberlerinde bu özellikle önemli. Açık, anlaşılır ve somutlaştırılmış olması gerekiyor. Çünkü bizim genelde konuştuğumuz kişiler profesörler oluyor veya incelediğimiz şeyler makaleler, yayınlar oluyor. Onların çok akademik ve teknik bir dili oluyor. Bunu halkın anlayacağı forma dönüştürmemiz gerekiyor. Bir de aynı haberi mesela 10 farklı kişi yapsa birinin yaptığı haberi hiç unutmayabilirsiniz hayatınız boyunca. Birisininkini okuduktan 10 dakika sonra unutabilirsiniz. Dolayısıyla haberi sunarken de birazcık daha yaratıcı olmak ve üzerine düşünmek, nasıl sunarsam okutabilirim diye düşünmek gerekiyor. Bütün bunları yaparken toplum sağlığını, halk sağlığını, bireyin sağlığını gözetmeyiz. Etik değerleri tabii ki her zaman ön koşulumuz olarak tutuyoruz. Sunumları hazırlarken genelde çok şey okuyoruz. Dolayısıyla böyle ilgiyle dinleyen insanlar görünce çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyorum.